Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün özel bir gün. 12-12-2022. Çok güzel bir, tarihi anlamı olan bir gün. Ve akıllarda bir sürü soru var. Mesela sorulardan bir tanesi şu. Dünyanın Morokko dediği ülkeye biz niye Fas diyoruz? Evet, bir tanesi bunu sormuş. Ulan benim şaşırdığım bundan daha fazlası. Dünyanın Morokko dediği ülkeye biz niye Mokoko demiyoruz? Yani bizim normalde Mokoko diye çevirmemiz lazımdı. Çok oturgaçlı götür geç gibisinden. Biz niye Mokoko demiyoruz hani Fas'a? Tabii bu da ayrı bir konu ama Dünya Kupası başlamadan önce çok çetrefilli araştırmalar yapıldı. Çok tahminler yürütüldü. Aslına bakarsanız arkadaş ortamında acaba Fransa hat-trick yapar mı diye çok söylemiştim. Çünkü bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası, bir de bir Dünya Kupası daha almıştı sanırım ama arka arkaya 3 mü olur falan gibisinden çok sormuştuk. Ve sonrasında Brezilya, Jorge Jesus olayları patlak verince inşallah Brezilya alır da hocacığımızdan olmayız. Hatta Brezilya Portekiz final ihtimali varsa ikisi bir finalde karşılaşsın da hocacığımız bir yere gitmesin falan diye çok düşünürken hem Brezilya hem Portekiz elendi. Ve sosyal medyada gördüğünüz üzere Brezilya'da adaylardan biri Jorge Jesus haberleri de paylaşıldı. Şimdi Brezilya'da görevi sona eren teknik direktör, hani bu istifa etme falan değil, görevi sona eren Tite'nin yerine teknik direktör adayları belirmeye başladı. Bunlardan biri de Jorge Jesus olarak gösterildi. Globo'da yer alan habere göre Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da Tite'nin vedası sonrası ana gündem teknik direktör. Hatta birçok kişinin de sözü var. Şimdi Portekiz'de 3 hoca listedeymiş ve bunlardan biri Jorge Jesus'muş. Diğeri Palmeiras'ta çalışan Abel Ferreira. Bununla ilgili de bir detay vereceğim arkadaşlar. Ve Botafogo'da görev yapan Luis Castro'ymuş. Brezilya'nın Tite'nin sözleşmesinin 31 Aralık 2022'de resmen bitmesinin ardından yeni teknik direktör için harekete geçeceği ifade edildi. Adı geçen 3 ismin Brezilya'da sergiledikleri performanslar nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi. Tabii ki de büyük hayal Pep Guardiola diyor. Hani bu 3 ismin dışında Guardiola, Dorival Junior ve Fernando Diniz, herhalde atası Türk'tü. Bunların olduğu öne sürülmüş. Brezilya'nın büyük hayalinin takımın başına Guardiola getirmek olduğu, ancak İspanyol hocanın mali şartları ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatmasının bu transferi imkansız kıldığı söyleniliyor. Fenerbahçe'de bir senelik imza attı Jesus. Bildiğiniz üzere en büyük sıkıntı da burada. Herkesin kafasındaki soru işareti, korku şu şekilde, yani acaba olur ya acaba diye. Ben inşallah bu video ile birlikte kafanızdaki bütün soru işaretlerini köşeye atmış olacağım. Şimdi Ronaldo'ya da sormuşlar. Fenomen Ronaldo bu. Cristiano Ronaldo değil. Bu benim hayran olduğum fenomen Ronaldo. Gençken biraz daha yakışıklı, karizmatik, biraz daha zayıf iken Ronaldo formam vardı ve o formayla maça giderdim. Bir arkadaşım Inter formasını hediye etmiştim. O yüzden de birçok kişi beni Ronaldo olarak çağırırdı. Mesela bu da beni çok sevindirirdi. Brezilya efsanesi Ronaldo Nazario da milli takım teknik direktör adayları hakkında konuşmuş. Tite sonrasında kimi istersin, hani Guardiola ilgi falan ne diyorsun demiş. Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı. Ekibiyle görüşüldü. Pep ise Manchester City ile sözleşme yenilemeyi tercih etti. Bakın, birinci görüşme doğrulanmış. Yani Guardiola görüşmesi doğrulanmış ama olumsuz. Peki Jesus, Cesar Sampaoli, Dorval Junior, Manu Menéndez, Rogério Ceni, Abel Ferreira. Rogério Ceni şey değil miydi ya? Serbest vuruş kullanan kaleci. Çok golü vardı oradan. Neyse, bu isimlerden ilgili bir soru gelmiş. Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak benim adayım Fernando Diniz demiş. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Hepimizin adayı. Bak 27.300. Samimi söylüyorum. Bu videodan sonra 27.400 abone olacak. Yani kimin adayı Fernando Diniz ise Brezilya milli takımı için, lütfen abone olun kanalımıza. Ve lütfen bu videoyu beğenin.
Hepimizin ortak fikri. Fernando Diniz dünyanın en iyi teknik direktörü. Yani sokakta görsem tanımam ama yani biliyorum. Görselini gösterseniz 3 tane görsel bilemem muhtemelen ama biliyorum yani iyi teknik direktör. Jorge Jesus kim Allah aşkına ya? Yaşlı, ölüme gelmiş bir adam ya. Tövbe estağfurullah. Fernando Diniz varken ya bak çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör. Bence de Diniz çok iyi teknik direktör. Diyor ki ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir isim getirecekler demiş. Bence de yani Fernando Diniz teknik direktörü varken başkasına gerek yok. Bu arada ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim kulağıma gelen bilgiye göre ise yani benim kulağıma gelen Dorival Junior, Abel Ferreira ismiyle de görüşmüş. Şimdi onu da konuşacağım ama benim kulağıma gelen Dorival Junior ismi. Ve son dakika açıklaması geldi. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodriguez, Jorge Jesus ve Abel Ferreira'nın temsilcileriyle görüştü diye. Arkadaşlar bu haber doğru. Evet. Bakınız bu haber doğru. Normalde benim bunu yalanlamam lazım. Rahat olun arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Hiç sıkıntı yok. Nereye gidecek bizi bırakıp bir yere gitmez demem lazım. Ama bu haber doğru. Şimdi Jesus ve Abel Ferreira CBF tarafından aranmaları halinde beklemede olacakmış. Seçimde alıntı bu Portekizce'den çevrilen bir haber. Şimdi Jesus ve Ferreira Brezilya Federasyonu tarafından aranmış ve beklemede kalın demişler. Jesus ve Abel'in iki farklı olayı var arkadaşlar. Birine kulübü hayır derken diğerine olabilir demişler. Marcos Paulo Lima'nın özel haberi Doha'dan bildiriyor arkadaşlar bu haberi. Brezilya Futbol Konfederasyonu yani Brezilya Futbol Federasyonu diyelim. Teknik direktör Tite gönderildi. Birçok aday listelendi ve birçok adayla da görüşüldü diyor. Arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Düşündükleri bütün adayları aramışlar. Ya da arıyorlarmış. Hani Rodrigo, Ceni, şu bu falan filan. Flamengo'dan birlikleri Jesus, Palmeiras'tan Abel Ferreira ile de görüşmüşler. İki taraf için de farklı ihtimaller varmış. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Jesus için neu neu demiş. Ve böyle bir şeye izin vermiyoruz demiş. Onlar da zaten Libertadores, Süper Kupa, şu bu, Sudan Amerika gibi şeylerde kendini kanıtlayan Jesus eğer kabul ederse Fenerbahçe'den ayrılacak diyor. Teklifi değerlendirdi ama Türk ekibi Avrupa'da sezonun ortasındayız ve sözleşmesinin feshetmesine izin vermedi diyor haberde. Ve Fenerbahçe'de teyakkuza geçti diyor. Başkan Ali Koç bile teknik direktörünün değerinin farkında diyor. 68 yaşındaki teknik direktör bugün hani sadece milli takımı değil hem Fenerbahçe hem milli takımı çalıştırırsa belki izin veririz demişler. Ama bu şekilde olmamış. Abel Ferreira için ise arkadaşlar temsilcisiyle görüşmüşler ve bunu hem Marcos Paulo Lima doğruluyor hem de başkaları da doğruladı sanırım. Fenerbahçe izin vermiyor ama Palmeiras Abel Ferreira için onayı vermiş arkadaşlar. Ve Jesus'un herhangi bir fesih maddesi yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani öyle Brezilya'dan teklif gelirse bırakır gider diye bir madde yok. Birçok kişi bunu pompaladı. Ne dediler? İşte Brezilya'dan teklif gelirse ben istifa ederim. Feshederim. Böyle bir madde koydurdum. Dedi diye eklediler. Doğru mu? Birçok kişi bununla ilgili sahte duyum verdi. Ya da yalan duyum verdi. Yani şimdi yanlış duyum verebilirsin. Bunu ben de yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. Yanlış duyum olabilir. Ama sahte duyum. Bu biraz sahte duyumdu. Şimdi arkadaşlar Jesus'un karakterini hala öğrenemediniz mi? Ya öyle sezonun ortasında bırakıp gidebilecek bir adam mı sizce? Ha ben gazeteci olsam. Bak şimdi ben bir şey söyleyeyim. Harbi samimiyetimle söylüyorum. Hocam bu video 250 bin kişi tarafından izlenecek. Ama sen de çıkacaksın.
Hakan Taşıyan'a sesine benzetip Güz Gülleri şarkısını söyleyeceksin deseler ben söylerim. Söylemeye çalışırım. Benzetemem ama çalışırım. Hocam Erman Toroğlu sesine benzetmeye çalış işte Güz Gülleri şarkısını söylüyorum. Ne bileyim Aziz Yıldırım'a benzet falan yapmaya çalışırım. Niye? 250 bin izlenme ne demek arkadaşlar? Direkt ya direkt trendlerdeyiz demek. Trendlere girersen zaten abone sayısı 27.300. Bir gün sonra çekeceğim yani 13 Aralık'ta çekeceğim videoda şöyle söylerim. Arkadaşlar sizlerin de destekleriyle katkısıyla kanalımız 150 bin aboneye ulaşmış durumda. Neden daha fazla Fenerbahçeli'ye ulaşmayalım? Lütfen aşağıdan abone olalım. 160 bin, hedef 200 bin falan yaparım. İşte gazeteciler de bunun derdindedir. Dedikodu, polemik, reyting. Ben şunu söylüyorum. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin durumundan haberdar. Fenerbahçe'nin projesinden haberdar. Fenerbahçe'ye bağlı bir teknik adam. Bakın gerçekten söylüyorum. Şimdi duyumum çıksın çıkmasın çok mühim değil. İnanın mühim değil. Ben şöyle yazabilirim işte Jesus'un Brezilya milli takım planı. Arkadaşlar sadece bir ihtimal var. Bu ihtimal olursa Jesus Brezilya milli takımını çalıştırır. Ama bu bir ihtimalin içerisinde bir sürü şey var. Mesela bir hem Fenerbahçe teknik direktörlüğü hem Brezilya milli takım teknik direktörlüğünü aynı anda yürütmesi koşuluyla kabul ederiz. Kendisi de kabul eder. Yoksa yok. Bu ihtimal gerçekleşti diyelim. Dediler ki ulan kabul ediyoruz. 2. Lincoln Henrique, Luan Perez, Gustavo Henrique, William Arao. Yani bunları direkt ben milli takıma alıyorum diyor. Kabul ederseniz. Hocam Allah'ını seversen Gustavo Henrique, Arao falan milli takıma alınır mı gözünüzü seveyim. Niye? Fenerbahçe'ye gelir gelmez tutup kulaklarından getirmedi mi? Ciao Pedro eğer İtalya milli takımda oynamasaydı onu bile alırdı. Siz ne saçmalıyorsunuz? Düşünsene ya. 10 numara pozisyonda Lincoln oynuyor. Neymar. Neymar'ın pası Lincoln Henrique. Ya bizim Jesus öyle bir adam ki. Bu adam bizi seviyor. Olur ya Brezilya milli takımına gerçekten seçildi. Gerçekten dediğim şart oldu. Çok net söylüyorum. Lincoln, Perez, Gustavo Henrique, Arao. Hani bunların dördünü de milli takımda sayın siz. Hatta bir iki tane de milli takımdan futbolcu getirir. Hocam getirmişken Neymar'ı getirsin. Ya Neymar ne yok. Getirebilir bir şey diyemem. Ama durum bu. Şimdi Fenerbahçe taraftarına büyük şok. Gazetelere verdiler. İki gündür bak sabırla bekliyorum. Yani kulüpten de yalanlama bekliyorum. Ama yalanlama yok çünkü görüşme oldu arkadaşlar. Soruldu. Şartlar soruldu. Biz Jesus'u getirmeden önce ne yaptık biliyor musunuz? Löw'le görüştük. Arsene Wenger'le görüştük. Bilin bunları. Yine Alman ekolünden gelen birkaç tane isim işte Ralf Rangnick şu an da isimler aklıma gelmedi ama hani Fener'e üst düzey hoca diye bir şey paylaşmıştım ya. Ha tam da şu görsel arkadaşlar. Hani böyle bir görsel paylaşmıştık ve bunu paylaştık diye hain ilan edilmiştik. O ayrı mesele ama iyi ki dediğimiz görsel değil mi? Yani sonuçları itibariyle iyi ki yapmışız dediğimiz görsel. Hani burada Jardim, Löw, Wenger, Marcelo Bielsa, Sarri gibi isimler mevcut. İşte Ralf Rangnick'i zaten konuştuk. Jesus çok şükür getirdik. Ya baktığın zaman arkadaşlar iyi ki olmuş dediğimiz bir şey. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? İyi ki olmuş dediğimiz en önemli şeyi söyleyeyim mi? Yani iyi ki olmuş dediğimiz. Hani iyi kimsin diyoruz ya. İyi kimsin Jesus. Ben size Mustafa Hoca olarak garanti veriyorum. Jesus sadece ve sadece dediğim şartlar olursa gider. Biz de yolun açık olsun deriz. Yani yolun açık olsun deriz o zaman. Ama der miyiz? Size soruyorum. Size bırakıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu video yayınlandıktan sonra şurası 27.400 olursa Jesus hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. Var mısınız iddiaya? Tabii İddiaya girmeniz için öncelikle abone olmanız lazım. Bakalım kim haklı çıkacak? Arkadaşlar rahat olun. Merak etmeyin. Eğer en ufak olumsuz dahi olsa bir duyum duyarsam topluluk kısmında sadece üyelere değil size de özel belirtirim. Ama size ben süreci net olarak anlattım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen 27.400 yapalım da sözümüz çiğnenmesin. Zaten birkaç böyle 10-15 kişi falan kaldı. Siz bu videoyu izlemeye çoktan geçer belki de.
Görüşürüz.